Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Türkiye. Rusya her kıpırdanışta Suriye'ye biraz daha yerleşiyor. Bir Rus askeri heyeti 16 Ocak 2016 günü Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı kentini ziyaret etti. Kamışlı Nusaybin'le karşı karşıya, hatta iç içe. Rus heyetinin amacı konusundaki bilgiler çelişkili ama nereden bakılırsa bakılsın, Türkiye için can sıkıcı bir gelişme ihtimallerin en kötüsü, Türkiye'nin yavaş yavaş Rusya tarafından güneyden de kuşatılıyor olmasıdır. Nasıl vaktiyle NATO, Türkiye'nin güneydoğu illerinde çeşitli askeri altyapı tesisleri kurduysa, şimdi de Rusya, benzerini bir NATO ülkesi olan Türkiye'ye karşı Suriye'de yapmaya çalışıyor. Eğer Rusya, Kamışlı'da da bir askeri üs kurarsa, bu hamlesiyle bir taşla birkaç kuş vurmuş olacaktır. Birincisi, Suriye'ye yerleşme sürecinde önemli bir merhale daha kat etmiş olur. Bu süreci ne kadar ileri götüreceği henüz belli değil. Ancak Suriye krizi imkan verdiği sürece bu tutumunu sürdüreceğini varsaymamız gerekir. İkincisi Kamışlı hem Suriye rejiminin hem de PYD YPG yapılanmalarının bulunduğu bir bölge. Nitekim Rus heyeti Kamışlı'da hem Beşar Esed rejimi hem de YPD yetkilileriyle görüştü. Rusya Kamışlı'ya yerleşirse Suriye'deki Kürtler yakın zamanlara kadar hayal dahi edemedikleri güçlü bir desteğe kavuşacaklardır. Rusya Kürtlere verdiği bu desteği başka bir neden olmasaydı dahi sadece bir askeri uçağını düşürmemize karşı misilleme olarak da sağlardı. Üçüncüsü, Türkiye'de önemli NATO altyapı tesislerinin bulunduğu İncirlik, Kürecik ve Pirinçlik Kamışlı'ya çok yakındır. Pirinçli'ye olan uzaklık 130 kilometre civarında, yani uçakla 10 dakika. Böylelikle bu bölge, NATO ve Rus askeri tesislerinin birbirlerine en yakın olduğu bölgelerden biri haline gelecektir. Bölgede vukua gelen bir önemli gelişme de şudur. Kamışlı Havaalanı'nın 100 kilometre kadar doğusundaki Rimelyan Havaalanı'na da Amerikan askerlerinin yerleştikleri yolunda haberler medyaya yansıdı. Bu haberler Amerikan yetkililerince yalanlandı ama askeri anlamda bir konuşlanma olmasa dahi Amerika askerlerinin o havaalanında çeşitli faaliyetler sürdürmekte oldukları da dolaylı olarak kabul edildi. Her iki haberde doğru çıkarsa Amerika ve Rusya'nın Suriye topraklarında 100 kilometre mesafede birer havaalanına yerleşmeleri şimdiye kadar emsali görülmemiş bir ilk uygulama olacaktır. IŞİD tehdidi sürerken bu iki ülke ve Rusya görünüşte dahi olsa aralarındaki işbirliğini sürdürebilirler. IŞİD tehdidi azaldıktan sonra aralarındaki işbirliğinin nasıl bir seyir izleyeceği şimdiden kestirilemez. Ancak her iki ülkenin Kuzey Suriye'deki Kürtlere yardımlarını sürdürmek isteyecekleri tahmin edilebilir. Çünkü gerek Amerika, gerek Rusya farklı nedenlerle de olsa Kürtleri desteklemektedirler. Amerika bunu şu aşamada IŞİD'le mücadelede kara savaşını yürütecek müttefike ihtiyacı olduğu ve bu hizmeti vermeye el müsait kesimde Kürtler olduğu için yapmaktadır. Rusya'nın hedefleri ise biraz daha çeşitli. Uzun vadeli hedefi Suriye'de daha güçlü bir askeri varlık tesis etmektir. Rejim muhalifleriyle mücadele etmek Rusya için Suriye'ye yerleşme hedefinin ancak bir bahanesi olabilir. Rejim muhalifleriyle mücadele ederken de Rusya için birinci öncelik herhalde Kuzey Kafkasya kökenli teröristler olacaktır. IŞİD'le mücadele Rusya için daha düşük öncelikli bir hedeftir. Rusya'nın Kürtleri desteklemesinin arkasında da birden fazla neden vardır. Birincisi, Amerika gibi Rusya'da PYD'yi bölgedeki amaçları açısından en uygun müttefik olarak görmektedir. İkincisi, Kürtler Suriye ve Irak krizlerinde önemli bir yerel aktördür. Kürtlerle işbirliği Rusya'ya ileride yeni imkanlar açabilir. Üçüncüsü, Rusya Kürt halkını Türkiye üzerinde baskı yapmak için de bir araç olarak kullanacaktır. Türkiye'nin politika belirlerken bu hususları göz önünde bulundurması daha sağlıklı kararlar almasına yardımcı olacaktır. Amerika ile Rusya'nın Suriyeli Kürtlere yardım etme konusunda çıkarlarının aynı yönde olması Türkiye için bir şanssızlıktır. Türkiye'nin bu iki süper gücü izledikleri politikadan caydırması, sonuç alması zor bir çabadır. Geçtiğimiz hafta sonunda Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın İstanbul'a yaptığı ziyaret sırasında bu konuda bir mesafe kaydedildiğine dair herhangi bir işaret çıkmadı